Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Birinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Gene bu tuzak soruyla karşınıza çıkıyorum. Bakın, bunlar bir aile, tamam mı? Şimdi şöyle yaparlar. Tekrar tekrar ben bu şekilleri göstereceğim size. Göreceksiniz. Bunları deneme sınavlarında görürsünüz, test kitaplarında görürsünüz, her yerde görürsünüz. Efendim, birbirine iple bağlı iki tane cismi böyle gidiyormuş da sonra biz bu deneyi sürtünmeli yerde tekrar ediyormuşuz, ne olurmuş? Efendim böyle gidiyormuş da yok efendim bunu böyle yokuşa sürersek yani ne olurmuş ipteki gerilme? Yok efendim böyle gidiyormuşuz da yani böyle aşağıya doğru gidersek ne oluyormuş? Aynı şey bunlar hep. Yani bunun böyle yan yana cisim olmasıyla böyle birbirine iplerle bağlı olması hiç fark etmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Böyle işte efendim burada duruyorlar mı? Yani böyle gidiyorlarmış da burası sürtünme olursa aradaki tepki kuvveti ne olurmuş? Böyle gidiyorlarmış da sürtünmesiz tabii. Böyle yukarıya doğru götürmeye kalkarsak aradaki tepki kuvveti ne olurmuş? Ya da aşağıya doğru götürmeye kalkarsak aradaki tepki kuvveti ne olurmuş? Kuvvetler, muvvetler, her şey, cisimler aynı. Hiçbirinde arkadaşlar bu aradaki ip gerilmesi olsun ya da etki tepki kuvveti olsun sürtünmeliyken, sürtünmesizken sürtünmeli olma ya da bunlar da değişmiyor. İvmeniz değişebilir. Ama geriye kalan net kuvveti de ona göre paylaştığımız için yani o tepki kuvveti ya da ipteki gerilme sabit kalıyor. Şimdi tabii bunu böyle söylemekle olmuyor. Bunu göstermek gerekiyor. Ben de buna göre yapacağım, tamam mı? Birini büyük birini küçük yapmanın da anlamı yok. Hatta daha kolay olsun diye ben buna da mı ediyorum, buna da mı ediyorum, tamam mı? Şimdi burada K'nin L'ye olan etkisini gösterelim, tamam mı? N, KL diyelim. Bu etkidir arkadaşlar. Şu kuvvetin adı etki olduğu. Yani KL'ye gidiyoruz dedi. Tabii ki de aynı büyüklükte ters yönde diğer cisme ne uygulanacak? Tepki uygulanacak. Onun da adını yazalım şöyle, tepki diye. Kim yaptı bunu? L, K'ye tepki verdi. Şimdi siz burada unutmayın. Şimdi buraya göre yapıyorum. Kütlelerin aynı verdim. Hiç fark etmez. Yani hiçbir şekilde sonucu değiştirmiyor. Göreceksiniz. İlkinde sürtünmesizdi. F eşittir 2M çarpı A diyorsun. A'yı da buradan çekersin. F bölü 2M diye. Şimdi sen ne yaptın? İkinci şekle geliyorsun, tamam mı? Ben artık burada sürtünmeli kısmı yapayım. Şurada bir sürtünme kuvveti var. Kütlelere eşit aldığım için sürtünme kuvvetleri de tabii ki de ne olacak? Eşit olacak. Şimdi bak, o sürtünmeli kısım için yazıyorum, tamam mı? Paket olarak baktığımızda işte biraz önce etki tepkiye eşit olduğu için birbirlerini götürüyor. F ve iki tane FS'ye kalıyoruz. Biraz önce de gittiği için yazmadım. O zaman bak, ama burada ne yapmak zorundasın? F eksi iki tane FS eşittir 2M çarpı yeni ivme. Şimdi sen burada kuvvetten sürtünme kuvvetlerini çıkarınca tabii ki de net kuvvet azaldığı için ivme azalır. Yani ben buraya %33 şansla başladım. Gelelim şimdi ivmeyi çekelim, alalım buradan. A eşittir. Yani yarım saat yazacağız ama yani en kolay örneği bu, tamam mı? Kütlelerin eşit olarak gösterildiği. Bu örneği görmeden olmaz. Yani bunları aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Eziyet olsun diye bunu yaparlar. Hiçbir veri de vermezler. Özel bir şey olduğunu anlarsın ama bilmediğin için de boş bırakırsın. Şimdi ister K'dan yazın ister L'den yazın. Ben L'den yazıyorum, tamam mı? Eskiden ne olduğuna da bakacağız. Hatta bak, burada kesiyorum. İki ivmeyi de bulduk. İvmenin azaldığını bul. Yani şöyle diyelim, yeni ivme A üssü. İvmenin azaldığını bulduk zaten. Şimdi ben buna göre gidersem başlangıca gidiyorum. Hani sürtünme kuvvetlerini ekledik artık ama sadece siyah olanlara bakın. L'den yazın. Yine aynı yerden yazıyormuş gibi olsun. L'ye etki eden sadece ne var? N, KL var. Eşittir. Kütlesi de M'di. Benim ivmemde MA yazıyorum. F net eşittir MA yazıyorum ama sadece L cismi için yapıyorum. Sürtünmesizken. Burada da sürtünmeliyken yan tarafta. Artık böyle. Böyle 2M yaptık. Bunlar gitti. Bakın F bölü 2 geldi. Kim bu? N, KL. Tabii diyor insanlar, bu kolay. Zaten F uygulamış, kütleler de eşit olduğu için net kuvvet kütlelerle orantılı bir şekilde paylaşır diyebiliyor bazen arkadaşlarınız, ki haklılar da. Şimdi ikinci durumda ne var bak yalnız? Yani gene L'den gidiyorum. N, KL'nin yeni durumu, hani değişeceğine inanıyoruz ya. Eksi FS eşittir. Kütlesi neydi? M. İm'yi yazıyorum. F eksi 2 FS bölü 2M. Bak şimdi dikkat et. M'ler gitti. Buraya bak, F bölü 2 var. Eşittir'in sağ tarafını yazıyorum, tamam mı? F bölü 2 var. Eksi, bak şimdi burada 2 FS bölü 2'den FS'ye gelecek. Ben de burayı yazıyorum NKL diye. Şöyle eksi FS. En basit soruda arkadaşlar bu kadar çözüm yapıyoruz. Bakın dikkat edin. Eşittir F bölü 2 geliyor. İster sürtünmeli olsun ister sürtünmesiz olsun sonucu değiştiremiyorsunuz. Yani sürtünmesizken sürtünmeliye girdi. Aradaki tepki kuvveti değişmiyor.
Bak iple birbirine bağlı olanlarda da aynı. Sürtünmesizken sürtünmeliğe girdi. Aradaki ipteki gerilme kuvveti değişmez. Sürtünmesizken yokuş çıkmaya başladı. Sürtünmesizken yokuş aşağı gitmeye başladı. Hiç fark etmez. İpteki gerilmeyi değiştiremezsiniz. İğme duruma göre değişir. Onu söylersiniz. Burada da bunun cisimlerle yapılmış hali var. Yine sonuç etkilenmiyor. Kütleler farklı olsa da etkilenmiyor. En ucuz çözüm bu. Kütlenin eşit olduğu anda ispat edeyim ki için rahat etsin diye neyinin değişmediğini söyledik. Sorumuzun yanıtı Ceyhan oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu, fizik öğretmeni. İkinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi şekil 1'de böyle bir düzlem verilmiş bir cisim var. F kuvveti uygulanıyor ve buna göre de hız zaman grafiği sonuçta karşımıza geliyor. Şimdi baktığımızda aynen böyle söylüyor. İşte K'den L'ye T bir sürede, K'den L'ye T bir sürede, yani D yolunu, yani burada hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğinde de alanlar sonuçta yer değiştirmeyi veriyor. Burası D ise, K L yolu D ise, ben de onu T bir sürede almışım, yazarım. Sonra ne diyor bak. L'den M'ye de T2 sürede. O da aynı şey. O da D. Yani o zaman bu alanlar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi zamanları vermediği için rahatım. Hemen burada şunun gözünü bir patlatayım. Bakın bu iki alanı eşitlemek istiyorsanız bu zamanlar eşit olamaz. Bu zamanları eşit almaya kalkarsanız sağ taraftaki alan bariz bir şekilde sol taraftaki alandan büyük olur. Ve o zaman bunun hani hız zaman grafiğinin daha yukarıdaki değerlere gitmesini nasıl engelleyeceğiz? Ancak şöyle yaparsın. Görsel etkiyle belki daha iyi olur. Hani şöyle oluyor ya. Bak şimdi dikkat et. Burayı böyle ince yaparsın. Hani bu boydan kaybediyor. Üçgen alanı burası yamuk daha iyi ama onu ince tutarsın. Burası D, burası D, halledebiliriz. Bunlar zamanlar eşitken olmaz. Zamanlar eşit olursa burası diğerinden daha büyük olur. Haberiniz olsun. LM daha büyük olur. Bu eşit diye şart koştuğu için, şekilde de verdiği için T2'yi küçük yapmamız lazım. Bir kere T1, T2'den hani büyük. T1 daha büyüktür. Hangileri kesinlikle doğrudur dedi. Kesinlikle doğru diyoruz bu. Tamam diyoruz. Şimdi gelelim bunların sürtünmeli mi sürtünmesiz mi olduğuna. Belki burası gerçekten de sürtünmenin olmadığı bir yer. Ama sonra bak ne oluyor? Gelmiş şöyle gitmesi gerekirken boynunu bükmüş bu tarafa. Yani artık eskisi gibi hızlanmıyor. O zaman burada sürtünme garanti. Bak dikkat et, garanti. Şimdi o zaman ne dedik? Burası sürtünme kuvvetinin sıfır olduğu durum olabilir. O zaman burada sürtünme kuvveti var. Ama bir dakika, şimdi biz hayal kurduk. Burası sürtünmesiz olursa dedik. Ya belki burası sürtünmeli. Bak şimdi dikkat et. Buraya yazdığım için karaladım. Burası belki hani hızlanıyoruz. Tamam hocam hızlanıyorsak ne? Ya uyguladığın kuvvet sürtünme kuvvetinden büyüktür. Hızlanmaya devam edersin. Bu aralıkta sürtünme kuvveti vardır. Tamam mı? Burada var. Fs var. Bak yazıyorum. Fs var. F de doğal olarak yani sonuçta buradaki sürtünmeden büyüktür. Ha sonra buraya girdiğinde gene ivmesi azalmıştır. Ha gene burada hızlanmaya devam ediyor. Bakın dikkat edin. Sürtünme kuvvetinden yine biz büyüğüz. Fs üssü ama eskisi kadar değil. Çünkü lezzet kaybetmişiz. Hızlanma ivmemizde bir azalma olmuş. Ne olmuş? O zaman hani bir parça eskisine göre daha büyük bir sürtünme kuvvetiyle karşı karşıyayız. Şimdi o zaman burada Fs üssü eğer iki tarafta sürtünmeli ise Fs'den büyük olur diyebiliriz. Bak ben şimdi iki şartı da sağladım. Sol taraf sürtünmesiz olabiliyor ama sağ taraf sürtünmeli. Ya da sol tarafta sürtünme varsa sağ taraftaki sürtünme daha büyük. Yani dikkat ediyorsanız LM arasında banko sürtünme kuvveti var ama KL arasında sürtünmenin olmadığı bir durum da oluşturulabiliyor. Onun için KL arası sürtünmesizdir, biraz havada kalıyor çünkü iki türlü de ifade edilebiliyor. Ama LM arası sürtünmeli, neden? İki türlü de bizim bu olayı yaşayabilmemiz için oranın sürtünmeli olması gerekti. O zaman birinci ve üçüncü önermeler kesinlikle doğru oldu. Sorumuzun yanıtı Denizli'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu, fizik öğretmeni. Üçüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi sürtünmelerin önemsenmediği sistemde eşit kütleli cisimler, vay canına diyoruz, serbest bırakılırsa bu sistem bu tarafa doğru hızlanacaktır. Çok net. Şimdi burası T2 ya, hemen şuraya da ben T2 alabilirim. Biz buradan zaten gideceğiz. Şimdi bakın sadece X cismini inceleyelim, tamam mı? Sadece X cismini. Şimdi burada cismi etki eden kuvvetlere bakalım. Burada bir T2 var. Aşağıya doğru da MG var ve biliyoruz ki bu yukarıya doğru hızlanıyor, diğerleri de aşağıya doğru hızlanıyor. Çünkü bu tarafta 2M var şimdilik. O zaman ben burada T2
büyüktür mg diyebilirim. Çok basit bir şekilde böyle kalsın. Sonra ne oluyormuş bakalım. Bir süre sonra yz arasındaki cisimler arasındaki bir süre sonra yz cisimler arasındaki ip kesilirse bu gitti. Sen o zaman neye kaldın? Burada mg kuvveti var, burada mg kuvveti var. Net kuvvet 0 oluyor. İp koptuktan sonra, yani ip kopunca tekrar ediyorum, net kuvvet 0 oluyor. O zaman iki şey yapabilirsin. Ya duruyorsundur, durmaya devam edersin, ya da hızın vardır, o hızla sabit hız olacak şekilde hareketine devam edersin. Şimdi böyle bir durumumuz var. Biz de harekete geçtikten bir süre sonra ip kesilir dendi ya, o zaman biz sabit hızla yolumuza devam ediyoruz. Ama bu zaten net kuvvet 0'ın şartını etkilemiyor. Yani hala net kuvvet 0. Peki aynı x'ten saldırırsam ben, aynı x'ten yorum yapmaya çalışırsam, ip koptuktan sonra artık sabit hızla gideceğiz. İp koptuktan sonra net kuvvet ne olacak? 0 olacak. Şimdi eleman yukarıya doğru, T2'nin yeni değeri diyelim artık. Aşağıya doğru da ne var? Mg var. Şimdi burada net kuvvetin 0 olabilmesi için, madem sabit hızla gidiyoruz, o zaman T2 üssünün yeni değer olarak Mg'ye eşit olması lazım. Bak yakalandı. Eskiden T2 Mg'den büyüktü. Ama şimdi bakın eşit. O zaman burada eskiden büyüktün, şimdi eşitsin. T2'de azalma var. Bu net. Geldi. Ha, sonradan da yeri sabit olan bu arkadaş kolay. Şöyle ifade edelim. Tepeye bağlı olan ip ya bu. Şurası işte. Burası T1'denmiş. Şimdi burada ve burada iki tane ip var. Şunlar. Burası neydi? T2 idi. Burası da neydi? O da T2 idi. Şimdi sen T2'ye azalır dersen bu da azalıyor. Bu da azalıyor. Bunun değeri zaten 2 T2 idi. T2 azalır dersen otomatik olarak T1 de azalacaktır. O zaman ne oldu? Azalır azalır oldu. Üçüncü sorumuz Bolu'ya gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Dördüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bu sistemi serbest bırakıyorlarmış, tamam mı? Efendim hareket ederken, tamam mı? X cismini etki eden sürtünme kuvvetinin Y cisminin ağırlığı kadar olduğunu söylüyor. Ben bunu M diyeyim, tamam mı? O zaman bunu etki eden sürtünme kuvvetinin değeri de ortaya çıktı. Yani Mg demek zorundayım. Sonuçta bilgi bu şekilde veriliyor, tamam mı? Diyor ki X, Y cisimleri arasındaki ip gerilmesi de T'ymiş. Şimdi şu durum böyle. Şimdi biz burada yani Y cisminden dolayı Mg ağırlığı var. Bir de burada Z var. O zaman bu ikisinin hani toplamı, yani sonuçta toplamı diyeyim böyle, sürtünme kuvvetini yendiği için biz zaten hızlanıyoruz. Neden biliyorum bunu? Y cisminin ağırlığı ile sürtünme kuvveti birbirine eşitse o zaman Z burada fazlalıktır, ekstradır. Bu bizim net kuvvetimizdir, hızlandırır. O zaman bakın burası için konuştuğunuzda başlangıçtaki durumları yazalım. Bu da bu tarafa doğru hızlanıyor ya, o zaman T dediğimiz değer sürtünme kuvvetinden büyük olacak ya da T dediğimiz değer Mg'den büyük olacak. Bunu söyleyebiliyoruz başlangıçta. Durumumuz bu. Sonra ne yapmışlar? Bir süre sonra YZ arasındaki ip koptuğuna göre şöyle bir şey oluyor. Ha bak, o zaman değişik bir durumla karşı karşıya kalacağız. Şimdi şöyle oldu. Ondan sonra burada sadece artık hani Y diyorum. Y diyorum ama onun ağırlığına biz Mg demiştik ya. Belli bir hızımız vardı burada bu koptuğu anda. Buradaki sürtünme kuvveti de hala duruyor. Hala hareket halindeyiz. Hala aynı sürtünme kuvveti söz konusu. Cisim değişmedi, yüzey değişmedi. Sürtünme kuvveti neden değişsin? Hala hareket halindeyiz. Bir süre sonra YZ arasındaki ip koptuğunda der ki ne diyor işte, bunlardan hangisi yanlıştır? Sürtünme kuvveti azalır. Hayır, azalmaz. Sonuçta sabit. Hala aynı cisim. Hala aynı şartlar aynı yani. Sürtünme kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Şimdi bu da tamam. T gerilme kuvveti azalır. Şimdi dikkat. Mg kuvveti götürmeye çalışıyor. Mg kuvveti engellemeye çalışıyor. Net kuvvet 0. O zaman net kuvvet 0 ise iki şey olabilirdi. Ya duruyorduk ya da sabit hızla hareket ediyorduk. Bizim şu anda hani bu ip kesildiği anda bir hızımız vardı. O zaman biz o hızımızı koruyacağız. Var olan sabit hızımızı yani sonuçta koruyacağız. Bundan sonra da o V hızıyla yolumuza devam edeceğiz. Peki o durumda oluşan kuvvete baktığımızda T üssü dersek, madem net kuvvet hani sıfır oluyor bu durumda, o zaman buna etki eden kuvvete baktığımızda da ne olmak zorunda? Ben burada da net kuvvetin sıfır olduğunu söylemek zorundayım yeni durumda. İpteki gerilme o zaman Mg'ye eşit olacak. Eskiden ipteki gerilme sürtünme kuvvetinden büyüktü ya da Mg'den büyüktü. Şimdi ise Mg'ye eşit. Bir azalma var burada. T gerilme kuvvetinde azalma var. O zaman ben bunu doğru kabul ediyorum. Buna yanlış demiştim. Evet, böyle devam ediyorum şimdi. Yanlışları soruyorlar zaten. X cismi yavaşlayıp durur. Hayır. Bak ne dedik?
MG kuvveti hızlandırmaya çalışıyor. Sürtünme kuvveti yine MG değerinde yavaşlatmaya çalışıyor. Net kuvvet sıfır olduğu için her ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edersiniz. O anda bir hızımız vardı. Sabit hızda da yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir şey yok. Sabit hızda gideceğini söyleyelim bir kez daha. Bu da yanlış oldu. O zaman yanlışları soruyordu. Sorumuzun yanıtı Denizli'ye gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. 5. sorunun çözümünde birlikteyiz. Bu soruya girmeden önce ben size şunu anlatmak isterim. Yatay bir düzlem var, tamam. Ve sürtünmenin olmadığı bir duruma bakalım. Şimdi diyelim ki, tamam mı, ben sola doğru giden belli bir hızı olan vatandaşım. Ve hareket yönüne ters bir net kuvvet uygulanıyor. Yani sürtünme olmadığı için uygulanmış olan kuvvet otomatik olarak net kuvvet oluyor. Ne yapar? Hareket yönüme ters olduğu için F eşittir MA mantığıyla düşünüyorum. Yavaşlama sürecine girerim ben. Yavaşlarım. En sonunda burada bir yerde dururum. Tamam mı? Burada bir yerde durdum. Hala daha bu kuvvet uygulandığı için diyelim ki bu kuvveti kesmedik biz, tamam mı? Hala daha bu kuvvet uygulandığı için yavaşlayıp durdurduğu gibi, yani sonuç olarak bakın burada yavaşlayıp durdurduğu gibi bu sefer de ters yönde beni hızlandırmaya çalışacak. Şimdi dikkat ederseniz ister yavaşlama sürecini dikkate alın, isterseniz ters yönde hızlanma sürecini dikkate alın. Kuvvet değişmediği için, bakın F net eşittir MA mantığıyla gidiyorum ben. Kuvvet değişmediği için sonuçta ivmenizde yön ve büyüklük olarak herhangi bir değişikliğe uğramaz. İşte siz bu noktada hız zaman grafiği çizerseniz nasıl yavaşladıysanız aynı ivmeyle de hızlanacaksınız. İlk önce yavaşlar, özür dilerim, ilk önce sola gidiyordu, yanlış yerden girdim. İlk önce yavaşlar durur, sonra aynı şekilde hızlanır. Bakın hiç bunu kesmedim, böyle dümdüz gittim. Yani buradaki açıyla buradaki açı aynı oldu. Çünkü burası yavaşlama sürecidir. Yavaşlama sürecindeki ivmeyi sağlayan kuvvet F'dir. Hızlanma süreci de bu taraftır. Ters yönde hızlanma. Buradaki hızlanma sürecini de yine sağlayan F'dir. Herhangi bir değişiklik yoktur. O zaman böyle doğrusal bir hız zaman grafiği çizilebilir. Şimdi bu böyle doğrusal olduğu zaman net kuvvetin değişmediğini söyleyebiliriz. Ama dikkat edin, burada kırıklık var. Burada kırıklık varsa o zaman burada sürtünme var. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Böyle dümdüz gitseydi kabuldü ama kırıldı. İvmede bir tatsızlaşma oldu. Şimdi onu ben nasıl ifade edeceğim? Onu şöyle yapabiliriz. Yine ne bileyim, şöyle göstereyim ben. Şu tarzda bir şey olacak. Burada sürtünme olduğunu düşünürsek bakın nasıl hareket edeceğiz. Şimdi 3V vermişiz sola doğru giderken. Uyguladığım kuvvet harekete engellemeye çalışsın. Harekete ters yönde olan sürtünme kuvveti de yani engellemeye çalışıyor zaten. Şu anda bakın birlik olmuşlar, tamam mı? Yavaşlama yani durumunu incelediğimiz için o zaman F artı F'se eşittir M çarpı A1 diyelim. Hani yavaşlarken karşı karşıya kaldığımız ivme A1 diyelim. Sonra diyelim ki buralarda bir yerde şöyle durduğun an yavaşladım ve durdum. Uygulanan kuvvet hala devam ediyor. Senin sağ tarafa doğru gitme eğilimini hisseden sürtünme kuvveti şak diye hemen böyle ters tarafa dönüyor. Ters tarafa hızlanma süreci var. Hızlanma süreci garanti altında çünkü grafikte görüyoruz bunu. O zaman ben burada F'nin uygulanan sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğunu söyleyebilirim. O zaman F eksi Fs eşittir M çarpı A2 olur. Bakın burada toplamını alıyoruz. Burada ise farkını alıyoruz. O zaman A1 ile A2'ye baktığınız zaman A1 tabii ki de A2'ye göre daha büyüktür. Hatta bakın burada bilgi verilmiş. Burada hızlar verilmiş. Bak buradaki eğimden buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Alfadan yani A1'i ben şöyle bulabilirim. 3V bölü T diye bir ivme yakalıyoruz. Hız değişimini T sürede yaşadın. 3V'lik bir hız değişimi var, yazdım. Beta'dan da ikinci eğimden yani sonuçta hızlanmayı yakalayabiliriz. T sürede hızımız V kadar değişmiş. V bölü T de yazabiliriz. Yani buna ben A dersem o zaman burası 3A olur. Yani verilenler doğrultusunda bu şekilde ivmeler geldi. Ha, kütle zaten aynı, tamam mı? Kütle bakın aynı. Ne dedik? A1'e 3A dedik. Ne dedik? A2'ye A dedik. Hani burada genel bir çözümdü bu, A1 büyüktür A2 diye, ama burada sayılar verildiği için ben de rahatım. O zaman 3A ile doğru orantılı olarak bu arkadaşlar var. E o zaman burası da A ile doğru orantılı olarak var. Yani burasına mesela 3A ile 3F dersem burası da A ile orantılı olarak F olur. Yani farkları F derken yani şey ne diyeyim, 3F üssü olsun mesela, şöyle yapayım hadi. Hani şuradaki F ile karışmasın. Toplamları 3,
farkları 1 olacak. Sen buna ne dersin biliyor musun? Buna 2 ver, buna 1 ver. Bak fark 1 oluyor. Görüyor musunuz? Buna 2'ye 1 vermiştik ya. Buna 2, buna 1 verince de burası zaten 3 oluyor. Tutuyor. Yani uyguladığım kuvvet sürtünme kuvvetinin gördüğünüz gibi 2 katıdır. Yani bunu bile söyleyebiliyorum. Çünkü veri o yönde. Ha, soru bu kadar istiyor mu? Hayır. Yatay düzlem sürtünmeleri yapma ya. Evet. Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden büyüktür. Yani ters yönde hızlandırabilmen için, yani ucuza gitmesin istedim soru da. Şöyle detaylı bir çözüm yaptım size. Yani tabii ki de daha büyüktür. Yani hatta onun kaç katı olduğunu bile söyledik. Cismin 0T ve T2T zaman aralıklarındaki ivmelerin yönü aynıdır. Doğru. Net kuvvetin yönü, bakın, yavaşlama sürecinde bu tarafa doğruydu. Ters yönde hızlanma sürecinde de net kuvvet bu tarafa doğru. Net kuvvet yön değiştirmedi. O zaman ivme de yön değiştirmez. Kesinlikle yönleri aynı olur. O zaman bunların hepsi doğru oldu. Sorumun doğru yanıtı, evet, Edirne'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. 6. sorunun çözümünde birlikteyiz. Yatay ve doğrusal bir yoldaki net kuvvet zaman grafiği şekildeki gibi olan cismin T anındaki konumu belirlenmek isteniyor. Yani nereye gittiğini öğrenmek istiyoruz biz. Şimdi buna göre F ve T'den başka. Şimdi böyle bir grafik verildi. Ne güzel, net kuvvetin yani sabit olduğunu görüyorum. Zamana göre değişmiyormuş, tamam mı? Şimdi ben konumu biliyorsam, yani öğrenmek istiyorsam pardon, zaman grafiği çizmeliyim. Yani yer değiştirmeden bulacağım ben onu, tamam mı? Şimdi peki ben böyle mi çizmeliyim? Hani ilk hızı sıfır mıydı? Duruştan harekete geçen falan demedi. Yoksa ilk hızı olan bir arkadaş mıydı bu? Ya da yani ne bileyim, pozitif bir, yani sonuçta kuvvet uygulanıyor ya, pozitif bir net kuvvet var ya üst tarafta, pozitif. Yani belki de sen hani sonuçta burada hareket yönün tamam burası olur, hızlandırırlar seni. Onun için böyle bir şey olabilir. Ya da duruştan harekete geçmişsindir. Bu şekilde hızlandırılabilir. Ama şöyle olamaz mı yani mesela? Diyelim ki ben bu tarafa doğru gidiyordum. Şöyle bir şey olur. Yani grafik o zaman hani ilk hızı olan bir vatandaşsa yavaşlama da olabilir. Yani böyle bir şey olabilir. Şimdi ben yani ilk hızı nereden başlatacağımı bilmiyorum. İlk hızı sıfır mı? Yoksa pozitif bir ilk hızı mı var? Yoksa negatif bir ilk hızı mı var? Bilmiyorum. Neden bunu vurguluyorum? Şimdi ben buradaki mesela şuna göre yapıyorum artık. Şöyle baktığımda şuradaki alanı bulmak istiyorum. Yani bu zaman karşıma gelecek. Zamana bağlı olarak da burada hız değerini bulacağım. Sonra da bu üçgen alanına gideceğim. Yani böyle bulacağız biz onu. Şimdi F ve T'den başka dediler. Tamam, T'yi bana hediye etti. Peki yani işte bak. Yani ne kadar yer değiştirme yaptığını buluyoruz ya, hızı gerekiyor dedik, ona göre grafik çizeceğiz dedik. Kütleyi neden istiyorlar, onu konuşalım ilk önce isterseniz sırayla. Şimdi F net eşittir M çarpı A diyoruz ya, net kuvvet. Net kuvveti verdin. Şimdi ben ivmeyi bulursam hız zaman grafiğini ne şekilde çizeceğimi kestireceğim. Yani kaçar kaçar hızı artıyor veya kaçar kaçar yavaşlıyor, onu bilmiş oluyorum. Ver bana kütleyi, o zaman ben buradan ivmeyi alayım. İvmeyi aldım ya, süreyi de vermiştin bana, T'den başka diyor, T'yi vermiştin. O zaman ben senin ne kadar hızlanacağını biliyorum. Mesela ivmen diyelim ki 3 çıktı, onu buradan bulduk kütle sayesinde. Süreyi de zaten vermiştin, diyelim ki 4 saniye hızlandın. Hani hareket yönüne destek çıktılar. Senin hızının 12 olduğunu ben oradan anlıyorum işte. Yani ivmeyi bulmam gerekiyor. Onun için de kütleye ihtiyacım var. Bu tamam. Sonra grafiği hani çizeceğiz. Tabii ki T eşittir 0 andaki hızını bilmezsen böyle mi başlayacağım, böyle mi başlayacağım, böyle mi başlayacağım? O zaman ben burada yer değiştirmeyi ona göre bulacağım. Yani ilk hız çok önemli. Grafiğin nasıl başlatılacağı çok önemli. Onun için T eşittir 0 anındaki hızı gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki T eşittir 0 anındaki konumundan bize ne? Bak neden önemli biliyor musun? T anındaki konumunu belirleyelim diyor. Şimdi diyelim ki pozitif, hani duruştan harekete geçtin. Şurada bir yerde 0 var. Burada bir yerde ilk konum var. Sen bu tarafa doğru yer değiştirme yaptın ve X son. Yani burayı soruyorlar, tamam mı? Bak burayı merak ediyorlar. Sen şimdi yer değiştirmeyi biliyorsun. Hani buradaki verilenler doğrultusunda ona ulaştın. Ama ilk konumu bilmezsen bunu nereden başlatacağını nereden bileceksin? Mesela yani yer değiştirmen 40 çıktı. Acaba 0'dan 40'a mı gittin? 50'den 90'a mı gittin? O zaman ben buna ulaşamam, yani X konumu, yani son konumu sıkıntıya girer. Onun için ilk konuma da ihtiyacım var. Yani yer değiştirme de tek başına yetmiyor. Buradaki her şeye arkadaşlar ihtiyacınız var. Sorumuzun yanıtı Edirne'ye gitti bile. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar, ben Utöncü Fizik Öğretmeni. 7. sorunun çözümünde birlikteyiz. Eğik düzlem üzerinde sürtünmelerin önemsenmediği bir yerde X ve Y cisimleri ok yönünde harekete geçiyor. Serbest bırakılıyormuş. Bak dikkat et. Sürtünmeler önemsenmiyor. Bu önemli. Yazayım unutmayayım. Fs eşittir 0. Başlangıçta da duruyorlarmış. Serbest bırakılan sistem ok yönünde harekete geçiyormuş. O zaman bu tarafa doğru bu hızlanmaya başlayacak. Demek oluyor bu. Kendi haline bırakınca bu da bu tarafa doğru hızlanmaya başlayacak. O zaman ben burada GY'nin ağırlığının ipteki gerilmeye göre ivme bu tarafa doğruysa net kuvvet de o tarafa doğru olur. O zaman GY büyüktür T diyebilirim. Bu bir. Yani şu cisimden bunu söyleyebilirim. Nereden bulduğumuzu da söyleyeyim. Ben Y'den yazdık bunu. Çünkü o tarafa doğru gitmiş. Şuna baktığında aynı ip gerilmesi sonuçta bu T. Efendim burada da aşağıya doğru şuradaki açıya alfa dersek eğer MXG çarpı sin alfa diye bir kuvvet var. Şöyle bir şey yapabiliriz. İsterseniz buna hani diğer tarafa GY yazdım ya, burada da GX yazabiliriz, fark etmez. O zaman X cisminden de yazacağımız şey şu oluyor. Bu da yukarıya doğru hızlanıyor ya. O zaman T bu kuvvetten büyük oluyor. Bu kuvvet dediğimde nedir? T büyüktür. GX çarpı sin alfa. Şimdi ama biliyoruz ki bu sıfırla evet 1 arasında değer alıyor. Bu her şey olabilir. Yani GX'i küçültmüş olabiliriz biz. Bu açının ne olduğunu bilmiyoruz. Atıyorum 0.5 gelir, 0.4 gelir, 0.2 gelir. Bilemezsin sen sonuçta buradaki açıyı. Ve bunu G ile çarptığın zaman ciddi oranda küçültürsün. O zaman T buradaki bu çarpımdan büyük olur. Ona lütfen dikkat. Yani adamın, yani atıyorum kafadan 10 Newton ağırlığı varsa ve sen bunu 0.2 ile çarparsan, yani sonuçta ne çıkar bu paket? Yani burası 2 çıkar. T'yi burada sen 3 aldığında 3 2'den büyüktür, doğru. Ama GX'e bak, 10. 3 10'dan büyük değildir. Yani böyle bir şey yakalanabilir. Ha belki de 0.5 değildir de 0.9'dur. Bilemezsin yani bunu. Şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir bakalım önermelerde ne geliyor, ona göre bir konuşalım. Y cisminin ağırlığı ipteki gerilme kuvvetinden büyüktür. Zaten bu aşağıya doğru hızlanmaya başladığı anda GY'nin T'den büyük olduğunu söyledik. Bu banko. İpteki gerilme kuvveti X cisminin ağırlığından büyüktür. Olmadı işte bak, 3 çıkardım 10 çıkardım, olmadı. Yani bu sin alfadan dolayı, yani bu sakat, bunu bilemiyoruz. Yanlış da diyemiyorum dikkat ederseniz. Y cisminin kütlesi X'inkinden büyüktür. Hah, şimdi tek tek incelediğimiz gibi sistem olarak da inceleyebiliriz. Sistemi hızlandırmaya çalışan GY'dir. GY büyüktür kimden? Sistemi yavaşlatmaya çalışan kuvvetten. O zaman hoppa. GX şöyle, GX çarpı sin alfa. Yine aynı muhabbet. Yani buradaki sin alfa, yani 0 ile 1 arasında değer aldığı için GX'i küçültebilir. Biraz önceki verdiğimiz örnekler gibi düşünebiliriz. GY GX'ten büyük de olur, küçük de olur, eşit de olur. Bunları kestiremezsiniz. Ama birinci önerme garanti oldu arkadaşlar. 7. sorunun yanıtı Adana'ya gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Utöncü Fizik Öğretmeni. 8. sorunun çözümüyle birlikteyiz. Çok güzel bir soru. Eğik düzlem üzerinden serbest bırakılan cisimlerle ilgili sürtünmesi önemsiz dedi ya. Bunları aşağıya doğru indiren kuvveti hatırlayalım. Artık dinamikte olduğumuz için yani bunu söylememiz gerekiyor. Eğim açısının yani alfa olduğu bir yerde M kütleli bir cisim varsa kesinlikle bu cismi aşağıya doğru kaydıran kuvvet Mg sin alfadır. Şimdi buradan ne gelecek? Aşağıya doğru nasıl hızlandığınızı ifade edeceğiz biz. Ha eşittir 0 dedim. Neyse Fnet eşittir MA diyeceğiz. Mg sin alfa hızlandıran kuvvet kendi kendine. Bu özel bir durum oluyor. Yani kendi kütlesini kendisi hızlandırdığı için net kuvvette ağırlığıyla orantılı ya, bakın M'ler gitti. Yani sizin hızlanma şekliniz yer çekimi ivmesine ve açıya bağlı. O zaman bu iki cisim içinde yer çekimi ivmesi aynı yerde duruyorlar. Açı aynı. O zaman ikisini serbest bıraktıklarında, şekildeki konulardan serbest bırakıldığında her ikisi de eğik düzlem üzerindeyken başlangıçta bu aralarındaki mesafe aynı ivme ile hızlandıkları için tabii ki de sabit kalacak. Yani hızları sıfırdı diyelim ki, işte 5 olacak, 10 olacak. Böyle aynı şekilde hızlandıklarından dolayı arası kapanmayacak ya da açılmayacak. Eğik düzlem üzerinde sonuçta bu değişmez. Ha ama bak şöyle de bir şey var. Şimdi tamam geldi. Şimdi 2M diyelim ki buradan içeriye girdi. Yani ilk önce bu ulaştı. Tamam mı? Yani aynı ivme ile hızlanıyorlar ya. Bunun hızlanmak için bu kadar mesafesi var. Bunun hızlanmak için daha uzun bir mesafesi var. Yani 2M
yatay düzleme girdiği zaman hızı ne olur bilemiyorum ama M'nin daha uzun bir süre hızlanacak şekilde, hani kalkışa geçen uçak gibi, yani pist daha uzun olursa sen daha büyük hızlara ulaşırsın. Daha güzel hızlanıp daha güzel bir kalkış yapma yani söz konusu olur. Burada da o zaman M'nin sonuç olarak daha uzun bir pisti var. Daha uzun süre aynı ivme ile hızlanacak. Yani o zaman M'nin hızı diyelim ki V1 olsun. 2M'nin hızı da V2 olsun, tamam mı? Bu eğik düzlemin şurasına geldikleri anda, tamam mı? Karışıklık olmasın. Eğik düzlemin alt ucuna geldikleri anda karşılaştırıyorum. Tekrar ediyorum. M'nin daha uzun bir süre, yani daha uzun bir yol boyunca sonuç olarak hızlanma şansı oldu. O zaman kesinlikle V1, V2'den büyüktür. Bunu dinamikten böyle söyleyebildiğimiz gibi isterseniz enerjiden de söyleyebilirsiniz. Buna H diyelim. Sallıyorum güzel çıksın diye. Buna da 4H diyelim, tamam mı? Yani basit 9. sınıf düzeyindeki enerjiden. Şimdi buradan serbest bırakıldın. Buraya geldiğin zaman 2M'nin hızı V2 idi diyelim ki. Tamam mı? Ne olur? Ona göre yazıyorum. 2MGH eşittir 1/2. 2M sonuçta, ona V2 demiştik. V2'nin karesi. 2M'ler gitti. O zaman senin hızın sadece yüksekliğe bağlı. Yani karesi yüksekliğe bağlı. Burada daha yüksek var. Bak V kare eşittir H ile alakalıysa 4H oluyor ya burada. O zaman ben burada buna 2V veririm. Buna V veririm. Yani her türlü V sonuçta V1, V2'ye göre daha büyük. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen diyelim ki buraya geldin. Buralara böyle işte diyelim ki ulaştın. Artık yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde ilerlediğin için 2M kütleri cisim olarak, 2M'ye de V2 demiştik. Sonra arkadaş geliyor. Buradan hadi onu maviyle çizeyim, kendisi mavi. Arkadaş geldi. Bu da eğik düzlemden yatay düzleme geçince bunun da hızı V1 olacak. Ve biz biliyoruz ki V1 büyüktür V2. O zaman arkadaş hızlı olduğu için arayı kapatmaya başlayacak. Her ikisi de yatay düzlemdeyken aralarındaki uzaklık dolayısıyla azalmış olacak. Yanıtımız Ceyhan'a gider arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.